Türk İş, taleplerinin karşılık bulması için Türkiye genelinde örgütlü olduğu tüm il ve iş yerlerinde iş bırakma eylemi yapıyor. Ulusal kanalda 5 ilde işçilerin yanında. Şimdi hemen hızlıca zaman kaybetmeden İstanbul'a döneceğiz. İstanbul Kağıthane'de Türk İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Halil Faki Erdal bir basın açıklaması yapıyor. İşçilere kulak verelim. Yapıyor Sendikası'nın şube başkanı ve yönetim kurulları, değerli basın mensupları. Biraz önce de söyledim. Türk İşimizin 6 Ağustos'tan bu tarafa başkanlar kurulunun almış olduğu kararlar sonrasında bir takım eylemlerimizi yaptık. Basın açıklamalarımız, bölge başkanları toplantısı, Çerkezköy mitingi, Zonguldak'taki miting ve bugün de Türkiye'de 81 ilde Türk İş'e bağlı sendikalarımızın 1 saat oturma eylemi. İşte bugün biz de İstanbul'da Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü önündeyiz. Yol Üst Sendikamızın çalışanlarıyla birlikteyiz. Basın açıklamamızı okuyorum. Sevgili arkadaşlar, değerli basın mensupları, bugün yine bir aradayız. Sıkıntılarımız artarak devam ediyor. Hayat pahalılığı, satın alma gücümüzdeki gerileme, adaletsiz vergi sistemi, kamu işyerlerinin ücret dengesizliği, işsizlik, güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı mülteci istihdamı gibi sorunlar var. Başta işçiler olmak üzere toplumun büyük bir bölümünün yaşama şartlarını ağırlaştırmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Yaşadığımız sorunlara dikkat çekmek için önce geçtiğimiz ay 81 ilde basın açıklaması yaptık. Ardından 26 Ağustos'ta Tekirdağ Çerkezköy'de, 3 Eylül'de Zonguldak'ta on binlerce işçinin katıldığı mitikler yaptık. Sesimizi duyurmak istedik, sağduyulu davranmaya gayret ettik. Diyalog kapılarını açtık, açık tuttuk ancak bir sonuç alamadık. Sürekli sabırlı olmamız istendi ama bıçak kemiğe dayandı. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Bundan sonra sözümüzü meydanlarda yüz binlerle söyleyeceğiz. Onlara hazırlanıyoruz. Ekonomik krizin bedelini işçi olarak biz ödemeyeceğiz. Ödemek de istemiyoruz. Değerli arkadaşlar, markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa, her şeye her gün zam geliyor. Dün aldığımızı aynı fiyatta bugün alamaz olduk. Büyük şehirlerde ev kiraları ortalamada asgari ücretin üzerine çıktı. Okullar açıldı, eğitim masrafları altında kalkılamaz bir hale geldi. Analar, babalar çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz diyorlar. Elektriğe ve doğalgaza geçtiğimiz aylarda %38 zam geldi. Önümüz kış. İşçisi, emeklisi kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünmeye başladı. Kişi başına düşen gelir artıyor ama işçinin ve emeklisinin geliri değil, sefaleti artıyor. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozuldu. İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Buradan tekrar söylüyoruz. Asgari ücretin açlık sınırının altına olduğu, en düşük emekli maaşının asgari ücretten ne düşük olduğu bir toplumda huzuru tesis etmek mümkün değildir. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Sosyal barış olmaz değerli arkadaşlar. Geçmiş yıllarda da ekonomik krizler yaşandı. Geçim şartları ağırlaştı ancak bu dönemde olduğu kadar yoksulluk görülmedi. İşçiler mağdur olmadı. Enflasyon kadar ücret zammı yoksulluğun sürmesidir. Kaldı ki açıklanan enflasyon yaşadığımız gerçeğin çoğu uzağındadır. Bizi yansıtmıyor. Açıklanan resmi enflasyona göre belirlenen ücret zammı bizi daha da yoksullaştırıyor. Gerçek enflasyon oranları açıklanmazsa bu kayıp daha da artacaktır. Bizi yönetenlere, bizi iktidar olup söz verenlere buradan duyuruyoruz. Enflasyonun bir an önce gerçek seviyesinde açıklanması için gerekli adımlar atılmalıdır. İşçiler enflasyonun sebebi değildir. Enflasyonu düşürmek için fedakarlığı, kazancını ve servetini artıranlar yapmalıdır. Değerli arkadaşlar, ülkemizde gelir adaletini sağlamak için vergi adaletinin sağlanması gerekir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak servet elde edenler var. Ama işçinin ödediği kadar vergi vermiyorlar.
İşçiler 12 ay çalışmakta fakat 2,5 aylığını vergi olarak ödemek zorunda kalmaktadır. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Yaptığı her harcamada KDV'si, ÖTV'si olmak üzere ödediği dolaylı vergi var. Vergi sisteminde acil olarak düzenleme yapılmalıdır. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları kabul edilebilir düzeyde güncellenmelidir. İşçi ücretlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Gelir vergisi tarifesi ilk basamağı geçmiş yıllarda olduğu gibi brüt asgari ücretin 12 katından az olmamalıdır. Gelir vergisi oranı bütün işçiler için %15'e sabitlenmelidir. İşçilere yapılan sosyal amaçlı ödemelerden vergi kesilmemelidir. Değerli arkadaşlar, kamu kesimi toplu sözleşmelerinde yaşanan sıkıntıyı biliyorsunuz. 2023 yılında çerçeve anlaşma protokolü kapsamında imzalanan toplu sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihleri farklıdır biliyorsunuz. Enflasyon yüksek olması sebebiyle sözleşme başlangıç tarihleri arasındaki bir aylık zaman farkı bile ücret zammı açısından soruna yol açmıştır. Kamuda bir ücret dengesizliği ortaya çıkmıştır. Bu sorun iş yerlerinde huzursuzluğa yol açmaktadır. Ücretlerde ortaya çıkan farklılık çalışma barışını ve üretimi olumsuz noktaya taşıyabilecek noktaya gelmiştir. Acilen anlaşma protokolü yapılması talebimizi Türk İş olarak yaptık. Protokol hakkımız, söke söke alırız. Protokol hakkımız, söke söke alırız. Protokol hakkımız, söke söke alırız. Yürürlük başlangıç süresi Ocak ayı olanlarla 1 Şubat ve ilerleyen aylarda olan toplu sözleşmelerindeki ücret zam oranı arasındaki fark ortadan kaldırılmalıdır. Değerli arkadaşlar, sosyal güvenlik sistemimizde birçok sorun çözüm beklemektedir. Ancak bu sorunlara yenileri de eklenmektedir. Emekli aylığı bağlanmasında geçmişte yapılan düzenlemelerin ne anlama geldiği bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Aynı iş yerinde aynı dönemde çalışan iki işçiye emekli aylığı başvuru tarihleri farklı olduğu için farklı aylık bağlanabilmektedir. Uygulanan sosyal güvenlik sistemi nedeniyle enflasyon farkının yüksek olduğu bu dönemde 2024 yılı içerisinde emekli aylığı talebinde bulunanların emekli aylıkları 2025 yılında başvuruluklara göre daha da fazla olacaktır. Bu durum birçok işçinin emekli başvurusu yapmasına sebep olmaktadır. Nitelikli çalışanlar oluşacak fark sebebiyle emekli olmayı tercih etmektedir. Bu mağduriyetin yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. İşçinin hak kaybına uğramasının önüne geçilmelidir. İş ekmek yoksa barış da yok. İş ekmek yoksa barış da yok. İş ekmek yoksa barış da yok. Değerli arkadaşlarım, geçimini emeğiyle sağlayan işçilerin emeklilik döneminde önemli bir güvencesi alacağı kıdem tazminatı. İşçiler geçmiş yıllarda kıdem tazminatları ile iyi kötü bir ev alabilmekte, çocuklarını evlendirmekteydi. Bu sebeple yıllarca kıdem tazminatına her ev uzatıldığında meydanlarda kızımızın çeyizi, oğlumuzun düğün parası dedik. Ortadan kaldırılmasına karşı durduk, başardık. Türk İş olarak verdiğimiz mücadeleyle bugüne kadar kıdem tazminatına dokundurtmadık. Ancak kıdem tazminatı zaman içinde eridi. Kıdem tazminatı tavanı uygulaması işçilerin mağduriyetini her geçen gün artırdı. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için kıdem tazminatı tavan miktarının brüt asgari ücretin 7,5 katı olması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, Türk İş sadece işçinin değil, emeklinin, çiftçinin, esnafın yani dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin insana yakışır şartlarda yaşaması için mücadele etmektedir. Türk İş nerede? Biz oradayız. Türk İş nerede? Biz oradayız. Türk İş nerede? Biz oradayız. Sendikalı işçi ile örgütsüz işçi, memur ile işçi, sigortalı işçi ile kayıt dışı çalışanı ve mülteciyi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. İşsizlerin iş beklentisiyle çalışanlara baskı kurulmak isteniyor. Kitlerde ve kamuda taşeron işçilik sona erene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kadroya giren işçilerin kanundan doğan haklarını aramaya devam edeceğiz. Türkiye ucuz iş gücü ülkesi olmayacaktır. Rekabet düşük işçi maliyet sağlanmamalıdır. Zorlu çalışma şartlarını biz yaşıyoruz, geçim sıkıntısını biz çekiyoruz. Bu bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz, ödemek de istemiyoruz. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Türk İş olarak başlattığımız eylemler, dediğim gibi 1 Ekim'de Ankara'da Türk İş Başkanlar Kurulu var. Başkanlar Kurulu'na alınan kararlar sonrası eylemlerimizin devamını basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Eğer Türk İş'in, bu Türkiye'nin sahibi olan emekçilerin seslerini duymazlarsa vallahi de billahi de Ankara'da yüz binleri meydanlara yiyeceğiz. Hakkımızı arayacağız. Sonuna kadar da direne, direne kazanacağız arkadaşlar. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de 17 milyon çalışan var. 16 milyon emekli var. 6.6 milyon asgari ücretli var. Yani sendikalar hariç geri kalanların tamamı yoksulluk, açlık sınırının altında bu ülkede. Yakışıyor mu arkadaşlar? Yakışıyor mu bize? Yakışmıyor. Çünkü örgütlü olmazsanız, sendikalarınız olmazsa, toplu sözleşme düzeni olmazsa hepimizi köle düzenine sokacaklar. İstemiyoruz. Köle düzeni istemiyoruz. Köle düzeni istiyor musunuz? Hayır. İstiyor musunuz? Hayır.